Ana! Oğlum video gitmiş. Selamlar abi. Aleykümselam kardeşim. Video telif mi yemiş artık? Ne olduysa telif, video gitmiş. İnternet kafe sahibi olmak. Yıl olmuş 2024. Bu meslek para kazandırır mı? Bence bu saatten sonra artık internet kafe açan batar. Benim kendi yorumum budur. Artık devir o devir değil. Bir sürü farklı farklı teknolojiler var. Herkes evine alıyor. Şey yapıyor. Bence artık internet kafe açmak gerçekten çok tehlikeli ve 100 tane internet kafe açılıyorsa bence 90'ı batıyordur. 90'ı rahat batıyordur. Ne kazanıyorlar? Abi kazanıyorlar hala deli gibi. Valla ben inanmıyorum. Ben internet kafelerin şu an çok karlı olduğunu artık inanmıyorum. İnternet kafenin devri bitti bence. Harbiden devri bitti. Türkiye'de internet kafelerin %80'i kapandı. Bak. Merhaba AOK. Kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Neredeyim arkadaşlar? İnternet kafedeyiz biliyorsunuz. Çocukluğumuzun yani harmanlandığı, gençliğimizin geçtiği yerdeyiz arkadaşlar. Yıllar sonra peki neden böyle bir içerik çekmeye karar verdim? Geçmiş zamanlarda karşıma bir haber çıktı. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran Türkiye'de internet kafe sektörünün bitmek üzere olduğunu açıkladı. Ülke genelinde 5000 civar internet kafe kaldığını açıkladı. İşte bunlardan daha kapanacaklar falan vardır ama bence müşterisi çok yoğun olan, güzel yatırımını yapmış olan firmalar da güzel kazanıyordur yani. Hani yemek yanında, çünkü internet kafe bence o yandaki yemeklerden, işte oradaki abur cuburdan falan, oralardan asıl büyük parayı vuruyordur. Türkiye'de internet kafelerin %95'inin bittiğine dair ben de dedim ki bu meslek ne durumda, nedir, ne değildir bir incelikle. Küçükken var ya internet kafeye özenirdim. Sanki böyle bir internet kafe olsa iyi para kazanacakmış. Havalı bir meslek gibi görürdüm küçükken internet kafeciliği. İnelim. Neredeyiz? Kadirli Osmaniye'de. Kadirli'ye geldik. Mert internet kafedeyiz arkadaşlar. İnternet kafenin sahibi Mert arkadaşımıza sorularımızı çok güzel. O kasada oturmak harbiden havalı geliyordu oğlum. Harbiden güzel. Abi işte aç maç. Abi param yok. Şöyle yap. Süresiz aç şefim falan. Havalı. Hepsi de bir Knight veya Metin 2 oynardı. Harbiden havalı gelirdi yani. Ama bir dönemde internet kafede arkadaşlar, bizim küçüklüğümüzde, özellikle benim küçüklüğümde, internet kafe denince aklımıza direkt mafya, organ mafyası, uyuşturucu deposu, bu tarz böyle bir algı çok yüksekti. Annemler falan bizi internet kafeye gitmemizi yasaklardı. Harbiden işte oradan çocuk kaçırıyorlar. Orada işte çocukların bağırsak şey böbreklerini çalıyorlar. Onlar organ mafyası, orada zorla size uyuşturucu içirirler falan. Bir şekilde yönelteceğiz. Bakalım şu an internet kafelerin durumu ne? İçeride neler oynanıyor? Bunu çok merak ediyorum. Bizim zamanımızda işte ben bir Knight Online oyuncusuydum. O zamanlar Knight Online oynuyorduk. Metin 2 vardı. Öyle bir furya vardı. İşte internet kafede tostlar vardı. Bakalım içeride durum nedir? Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar. Osmaniye'de bakalım nasılmış. Sizleri sorularımızı cevaplaması adına Mert'le yani işletmenin sahibiyle baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım cevaplara başlayalım. Evet Mert, videomuza hoş geldin. Hoş Kendini bulduk. tanıtabilirsin. Ben Mert, 2 yıldır bu işi yapıyorum. Ha, 2 yıldır yeni. İnternet kafe işinde yeniyim. Ben 29 yaşındayım bu arada. Önce miningle başladım bu işe. Direkt internet kafe işine yapayım diyerek başlamadım. Mining yapmaya başladım. Bundan 2 yıl önce mining bitti. Mining işi tamamen bitince elimde fazla adette ekran kartı vardı. Ha. Bu ekran kartlarını değerlendirmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Mining'den çıkma ekran kartlarıyla internet kafe kurmak da biraz tehlikeli değil mi ya? Amanım, bilgisayarlar o performansı verebilir mi ya? İnternet kafe açtım, yani öyle biraz doğaçlama gelişti. Bütün ekran kartları mining yaptılar. Uzun bir süre yaptılar. Aralıksız. 1,5 yıl kadar yaptılar, çalıştılar. Herhangi bir arıza vermedi. Mining yaparken de bunu düzgün yapmak lazım. Ben Allah Allah. bunları serin, çok ısıtmadan, temiz bir şekilde mining yaptım. O yüzden bir sorunla karşılaşmadım. Şu anda da internet kafede aktif kullanıyorum. Tamer Güçlü, yeni nesil bir internet kafe açmak mantıklı mı? Maliyeti nedir? Biz kendimiz de cevap verelim. Ben buna mesela direkt mantıklı olmadığını düşünüyorum tamamen. Şu an özellikle bir kaliteli sistem çok büyük para yatırıp onu çıkarmak falan, bilmiyorum. İnternet kafe açmak çok maliyetli. Sıfırdan bu işi yapacak bir insan büyük ihtimalle
bu maliyetin altına girmek istemez. Başka işler var. Bu maliyetlere yapılabilecek çok daha farklı işler var. Daha kazançlı da olabilir. Şu anda bir insan ben internet kafe açayım deyip de internet kafe açmaz. Bu çok maliyetli. Evet. Ve kazançlar hani saat ücret. Mining ne abi kardeşim? Eskiden Bitcoin'ler falan yükselişte olduğu zaman coin borsası çok böyle fırsatlı olduğu zaman, çok fırsat yarattığı zaman o zaman insanlar ekran kartına mining yapıyordu. Sanal olarak madencilik yapıyormuş gibi düşün. Sanal madencilik. Mining budur. Sanal madencilik yapıyor. Bayağı ekran kartını bir sistem kuruyor. Bir yazılımla beraber ekran kartın madencin gibi düşün senin. Ekran kartını soğutarak, moğutarak bir sistem kuruyor. Onlara zarar gelmeden senin için onlar coin çıkarıyor. Bu. Belli bir sürede atıyorum adam yatırım yapıyor, ekran kartı alıyor. Bir ekran kartından işte uyduruyorum parasını 3 ayda çıkarıyor falan filan. Yasal mı? Benim bildiğim yasal. Yanlış değilsem. Yasal bir şeydi. Yasal bir şey diye biliyorum. Öyle bayağı yapılabilen bir şey. Ama ekran kartları falan filan firmalar bayağı bir önlem aldı. Artık çok mantıklı olduğunu da düşünmüyorum. Ben hatta öyle duydum yani. Çok mantıklı değil diye biliyorum. Coin piyasasında da sıkıntı var. Ekran kartı piyasasında da artık ona karşı önlemler alındı. ...lerine göre baktığınız zaman öyle tatmin edecek... Vaa wow, saatliği 20 lira mı artık? ...gibi değil yani. 20 liralarla para toplayarak kasayı doldurayım diye insan bu işe girmez bu kadar para yatır. İşi iyi yaptığın zaman da bir işi iyi yaptığında karşılığını alıyorsun. Ben memnunum halimden. Biraz önem vermek gerekiyor. Mesela bilgisayarlar, sistemler bizim burada iyi. O yüzden diğer kafe... Oğlum, Osmaniye gibi bir yerde arkadaşlar 20 liraysa İstanbul'da ben gitmiyorum bayağıdır da İstanbul, Ankara gibi yerlerde o zaman 50 lirası falan vardır saatliği. 50-60. Nereye göre biraz daha talep görüyor olabilirim. Burayı açmak benim 23 masam var. Ekstralar var gördünüz işte direksiyon setim var. Direksiyon seti mesela çok mantıklı. Klimalar bende fazla. 3 adet klimam var mesela. Maliyetten kaçmadım biraz. 23 masalı bu tarz bir kafe 1 milyon civarına açabiliyorsunuz şu anda. Biraz yukarı biraz aşağı olabilir. Tam rakam vermek biraz zor. Yani benim 1 milyon TL'm olsa muhtemelen internet kafe açmazdım yani. He, ben de açmazdım. Bence de riskli. Ömer Vefa Çentek. Pandemiden sonra gerileyen sektör hakkında ne düşünüyorlar? Bu sektörün çok... Bence bu arada bu sadece şey olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Hani... Sadece bu sektör bazında da geri gelme değil, teknolojinin de ilerlemesiyle artık ulaşılabiliyor. Yani çocuk evinde, uyduruyorum en basit sistemlerden biri sanal sistemlerle beraber bilgisayar almadan ya da bilgisayarını çok geliştirmeden bir şeyler yapabiliyor. Anladın mı? Çok devam edeceğini düşünmüyorum ben de. Neden? Şimdi insanlar evine bilgisayar alabilir. Ucuzlayabilir bilgisayar. Teknoloji ucuzluyor zamanla. İşte oyunlar popülerliğini kaybedebilir. Eskiden Metin 2 vardı, şu an yok. Başka oyunlar var ama her zaman yeni bir oyun olacak diye bir kaide yok. Hiç gitmedim ve cidden bilmediğim için soruyorum. Yargılamayın. Ya niye yargılayalım? Gitmek zorunda değilsin internet kafeye. Paralı oyunları mesela orada bedavaya oynayabiliyorlar mı? Kardeşim internet kafelerde genelde online değilse bu dediğin şey online olmayan oyunlar olur. Online olmayan oyunlar olur. Belli başlı internet kafelerde de hesaplar olur. Atıyorum işte uyduruyorum şöyle ya. İnternet kafenin vizyonuna veya oranın tarzına göre değişir. Yani kimi internet kafelerde crackli olarak mesela single player tarz oyunlar oluyor. Kimi internet kafelerde hepsi orijinal olarak oluyor. Onların kendi hesapları oluyor. Rica ediyorsun ya da işte söylüyorsun. Sana o hesaplara sokuyorlar falan filan. Crackli de oluyor. Orijinal olanları da var. Bu tamamen senin gittiğin internet kafeye bağlı. Bu oyunlar popülerliğini kaybettiğinde bu işte bitebilir. Risk yani biraz evet. Fatih Melek, şu anki aklın olsa, maddiyatın el verse yarın tekrar gidip internet kafe açmak ister misin? İnternet kafeye Mining'den geldiğimi söylemiş. Orada benim elimde yüksek adette ekran kartı vardı. Bu da büyük bir maliyetti. Onlar bu zaten kadar. Elimde vardı. O yüzden ben bu işe girdim. Bir bilgisayarın maliyetinin neredeyse yarısı ekran kartı. O yüzden yarısı bende vardı. O yüzden girdim. Sıfırdan param olsaydı ben bu işe girmezdim. Hakan Başar, bu soruyu ben de çok merak ediyorum. Elektrik faturası ne kadar geliyor? Benim... Harbi ha! Bilgisayar sayım çok fazla değil. 23 masam var. 15'i bulabiliyor. Az geldiği zamanlarda 10-11 o civarlarda. Maksimum? Onun altına hiç düşmüyor. Maksimum da 15.400 gelmişti. Cem Ezici, internet altyapı sorununu nasıl çözüyorlar? Aynı anda o kadar bilgisayar internete bağlandığında hızı nasıl koruyorlar? Evet, bunu ben de merak ediyorum.
Bu tarz yerlere mesela firmalar özel internet getiriyordur ya. Bence bayağı bildiğin bir apartmana getirir gibi. Ve internete ne kadar? Yok ya, o kadar da olmuyordur ama bir özel internet vardır ya. Ödüyorlar. İnternet kafede farklı sistemler var. Mesela ben hızı bölüyorum masalara. Her bir masa için bir hız sınırı Tabii. koyuyorum. Yoksa bir kişi bir şey indirdiği zaman Bütün eskiden... interneti. Bizim yaptığımız gibi mesela ben yayın yaparken ne yapıyorum? Çift bilgisayarım ya. Yayın yaparken buradan upload'u verdiğim için burada mesela indirmemi kısıtlıyorum. Ki o tarafta sıkıntı yaşamayayım gibi gibi. Evet, eskiden yoktu, belki Evet bilirsin. evet Biz biliyorum bir şey sen. indirdiğimizde internet kafesi bağlanırdı. Durdururlardı. Evet. Ya durdursana kardeşim, durdur la. Bir şey indirmeyin kardeşim falan muhabbetleri olurdu internet kafede bu arada. Müdahale Siz ederlerdi yani. indiriyorsunuz falan diye müdahale ederlerdi. Şu anda onu engelleyen sistemler var. Altyapı da iyi. Eski bir yerleşim yerinde değilseniz 1 gigabit interneti, yani Evet. 1000 megabitlik bir hattı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Türkiye'de bende de şu an 1000 megabit var. 800 lira fatura ödüyorum. Benim 2 yıldır Allah Allah. 20 masaya. Hepsi aynı anda oynamıyordur. Binlik internet. Valla pahalı bu arada. Benim internette binlik daha ucuz benimki. taahhüdüm var. 800 küsuratı vardı da onu tam bilmiyorum He. açıkçası. 830 falan olması lazım. Abi 7 yaşlandı. 7. Masa 7'yi bir yarım saat açalım. Kim abi 7'yi? Evet, açtım. Ne diyordum abi? Masa 7'yi yarım saat açtık. Fatih Diker, Deep Freeze ve Akınsoft ile devam ediyorlar mı? Hiç internet kafedeki bir bilgisayardan suç işlenip mahkemeye çıktı mı? Şimdi sistemler değişti. Akınsoft yerine Pan Cafe kullanıyoruz. Sistem eskisi gibi değil. Eskiden her ne kadar şey olsa, engeller de olsa aşılabiliyordu. Pornografik içerikleri falan görebiliyorlardı. Şu anki Bak. sistemim benim. Herkes kullanıyor mudur bilemem ama hiçbir şekilde öyle erişim sağlamıyor o tarz hiçbir şeye. Google'a bile bir farklı bir kelime Artı 18 yazdığınızda, kelime artı 18 yazdığında. kelime yazdığınızda hiçbir şekilde orada bir görsele ulaşamıyorsunuz. Freeze de var. Kullanıcı kalktığında kapanıp tekrar açılıyor şu anda. Ve ilk haline Evet, dönmüş ilk haline oluyor. göre onu otomatikleştirdim. Kalktığında bilgisayar açık bile kalmıyor. Direkt kendini sıfırlıyor. Burada başıma gelen tek olay bir bisiklet çalınması olayıydı. Kapının önünde duran bir bisikleti bir arkadaş, başka bir arkadaş binip gitmiş. Onu da kameradan bakıp tespit ettik. Polis aldı görüntüleri. Sonra da buldular. Bizim öyle dükkandan çuval çalmıştı bir tane adam. Bir tane çuvalı alıyor. Tam böyle arabaya yükleyecek. Babam yok oluyor. Babam uzaktan koşuyor. Uçan tekmeyi atıyor da adam arabayla tam o sırada zaten vız 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 uzuyor gidiyor. Direkt uzuyor gidiyor yani. Acil bir hemen içeriye gidip geliyorum. Hemen 2 saniye buradayım. Hemen. Selamünaleyküm. Oğlum hastayız la. Allah Allah. Hastayız. Geliyorum hemen. Geliyorum bir dakika. Geldim. Selamünaleyküm. Yani Batu, sen nereden biliyorsun benim 3D'ye gittiğimi? Bir şey bastık da ona gittim. Buradan gösteremiyorum size. Laf edersiniz diye de göstermedim. Aleykümselam. Aleykümselam. Nereden anladın lan sen benim 3D'ye gittiğimi? Oha açık. Açığım zaten ya. Abi ameliyattan sonra hiç şikayetin oldu mu? Ameliyat sonrası şikayetim oldu mu? Şu anda bir sıkıntım yok. Yani ama tabii ki de rahatsız olduğun şeyler oluyor. Doktora gidiyorsun. Konuşuyorsun, ne diyorsun? Herhangi bir problem olmuyor. Hadi go. Haydi go. Bir de tuvalete gittim geldim. Ben bir şeyi çok merak ediyorum ya. Knight Online, yani biz çocukluğumuzda Knight diyorduk da. Knight Bence Online. şu an hala yüklü değildir.
Online ve Metin 2 bilgisayarlarda yüklü mü? Güzel soru. Knight Online yüklü bile değil. Aga be. Yüklenmez artık ama. Duygulandınız. Yükler misin ya? Kim gidiyordur artık? Evet. Dildon bastın hakem. Mesela banlayın abi o arkadaşı. Anlayın abi ya. Ne gerek var böyle bir tipin, bence bizim kanalda barınmaması lazım. Arkadaşlar. Ben bu arada ekip alımı konusunda ciddiyim, haberiniz olsun. Bizimkiler yetişemiyor. Bu arada bizimkilerle hiçbir alakası yok. Burada biraz zor oluyor kickte benim anladığım. Ben burada harbiden bir bu birkaç gün falan bir ayık olayım. Aynen, bizim abonelerden alırım bu arada muhtemelen. Abonelerimizden bir bakarım. Onlarla konuşurum tek tek. Yavaş yavaş alırız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O tarz şeyleri hallederik. Tamam. Gözyaşım pıt. Evet, o oyunlara pek oynayan yok. Yaşı büyük insanların yüksek paralar yatırdığı oyunlar haline geldi. Buralarda girmek istemiyorlar. Bu arada çok büyük para dönüyor halen. Bu Knight ve Metin 2'de, bir de Rise Online mı neydi? Buralarda deli paralar dönüyormuş da. Peki şunu da merak edeceklerini düşünüyorum. Böyle bir internet kafe açtılar diyelim. Ortalama giderlerini çıkardıktan sonra aylık kazancı ne olur? Bazı günler çok iyi olabiliyor. Mesela karne günleri yüksek ciro oluyor. Mesela karne günü 6000 ciro civarında yapabiliyorum. Boş bir günde de 1000 liranın altına iniyor. Yani çok değişiyor. Günlük bazda değişen bir iş. Hafta içi düşük, hafta sonu yüksek kazanç olabiliyor. Şu anda yazın iyi olması gerekiyor. Ben internet kafe sahibi olsam bu arada mesela düzenli turnuva falan düzenlerim. Anladın? Mesela atıyorum salı günleri boş mu oluyorsun? Salı günü dersin ki baba benim turnuva günümüz salı günü. Her salı turnuva yapıyoruz. Orada bir ödül çevirirsin yalandan. Anladın mı? İnternet kafenin namı salınır etrafa falan, çocuklar arası. Aleykümselam. İşlerim ama insanlar sıcaktan dolayı, bizim bulunduğumuz bölge sıcak olduğundan dolayı burayı terk edip gitmişler. Hiç araba yok sokaklarda, belki fark ettiniz. Yaylalara gittikleri için şu anda düştü mesela. Bu şekilde kendileri hesaplayabilirler. Günlük 1000 liranın altına da iniyor. Ortalama sen 2000-2500 de ona. İnebiliyor, 6000'leri de görebiliyor. Elektrik faturam da 10-15 arasında geliyor şu an. En büyük giderinde elektrik ve internet. Evet, internet ucuz yine. Ucuz yine, aynen. Zaman. Bak. İçeri gidip geliyorum hemen bir daha. Şerefsiz mi ya? Geldim. Mert abi hep kreatini izledin. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Aleykümselam. Abone chat'e mi alsanız? Yok. Haydi go. Baktığın zaman ucuz. Tamam. Ya Lazona şımarıyor arkadaşlar. Şımarıyor amına koyayım. Şerefsiz benden önce menemeni yapmaya başladı, yiyor amına koyayım ya. Böyle bir şey olamaz kardeşim. Büyük gider elektrik. Evet, kira da var işin içinde. Tabii. Kira buraya ne kadar kira veriyorsun? Ben şu an 4000 civarı veriyorum. Ben çok uygun. Evet, bayağı uygun. Biraz bana toplu vermiştim. O yüzden 2 ay sonra onu da yenilemem gerekecek mesela. Muhtemelen büyük bir artış olacak. Yani ortalama diyebilir miyiz aylık 35? Daha fazladır. Yani bir memurdan fazla kazanıyorumdur. Bu işin zorluğu neler sence? Yani dışarıdan bakıldığında burada oturuyorsun akşama kadar, masa açıp kapatıyorsun, işte ürün satıyorsun gibi görünüyor. Bu işin zorluğu neler sence? Valla ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin zorluğu nedir?
Vallahi kardeşim bu işin zorluğu ne olabilir? Ekipmanlara zarar geliyor olabilir. Tamam bak, ekipmanlara zarar geliyor olabilir. Başka da bu işin zorluğu ne olabilir? Yani teknolojik olarak belki sıkıntı yaşayabilir falan, o tarz şeylerdir ya. Bu işin zorluğu Çocuklarla uğraşmak bir de he. daha çok sistemin çalışmasını sağlamak. Sürekli arızalar olabiliyor. Bir yandan da bu server sistemi var burada. O serverın düzgün çalışmasını sağlamak biraz zahmetli olabiliyor. Bir arıza olduğunda çözmek yoruyor yani. Bu mesleği önerir misin? Yeni açacak bir internet kafeci olmayı önerir misin? Eğer Bulunduğu bu... konuma göre de değişebilir tabii. Evet, çok güzel bir soru. Eğer bu işten anlıyorsa yapabilir. Anlamayan biri için hem maliyet fazla hem de bu iş teknik işlerden anlamayan biri Bak için. burada evet. Bu arada bilgisayardan her türlü anlamanız lazım arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanız ya çevrenizde bilgisayardan anlayan biri olacak ya siz bilgisayardan anlayacaksınız. Diğer türlü olmaz baba. Zor bir bu Olmaz sistemi yani. kurmak çalışması. Abi yayını kaç dakika be? Vallahi Sıla bugün çok uzun tutamayacağım çünkü sabahtan bizim çok erken kalkıp hemen bir Fuji filme gidip hashtag reklam diyeyim. Oradan hemen vlog çekmeye gitmemiz lazım. Bu hafta sonundan sonra rahatlıyorum ama. Bu hafta sonundan sonra rahatlıyorum. Bir sıkıntım yok. Sadece bir ara bir tatile gidip gelirim. Tatile gidip gelmem lazım. Onun tarihini ayarlayacağım. Ondan sonra bir tek tatile gideceğim. Başka hiçbir işim yok. Akış İleride. sağlamak mesela. Ne biliyor? Daha iyi bir video çekiyorum. Daha iyi benim vlogunu çekeceğim. Ama yarın daha iyi değil de başka bir yerde bir işim var. Onun vlogunu çekip ondan sonra daha iyi bir vlogunu çekmeye başlayacağım. Hafta sonum öyle geçecek yani. Yarın olmasa bile diğer gün gidebilirim. Onu zaten size şey yaparız, paslaşırız, haber ederim. Ne yapıyorum, ne ediyorum. Instagram'dan. Mesela yeni oyun. Yine o yüzden uzun tutamayacağım yayını. Bunlar O yükle. yüzden zaten oyuna girmedim. Yoksa oyunlarım hazır. Oyunları şöyle göstereyim canım. Oyunlar burada hazır. Oynayacağız. Sürekli arıza olduğunda hemen çözmek. Herkesin yapabileceği şeyler değil. Anlıyor olması. Bir de evet şeyi söyleyeyim haberiniz olsun. Yani bugünkü yayın öyle bir sohbet muhabbet keyifli eğlenceli bir yayın oldu. Gelecek yayınlardan birinde bir yemek yayını çakacağım. Onu da ani açabilirim bu arada haberiniz olsun. Duyururum önden belki 3-4 saat 5 saat önceden. Bir yemek yayını açacağım. Bir yemek yayını yapacağız. Bir de şey yayınım var. Ani gece gezmesi. Onun bir sistemini çözersem orada Yüpe'den yardım isteyeceğim. Ani gece gezmesi yayını falan o tarz bir şey de yapabiliriz. Lazım. En başta sermaye ile yapacak başka bir şey yoksa anladığı için yine anlamaya bağlı. Başka bir iş bilmiyorsa bu işi yapsın. Yoksa bu iş biraz hem maliyetli hem kurması zaman. Geleceği de biraz Geleceği sıkıntılı. sıkıntı. Evet. O zaman cevapların için teşekkür ederim Mert. Ben teşekkür ederim. Videomuza konuk oldun. En azından internet kafe kültüründe yıllar bile olsa. Ya çünkü ben en son internet kafeye gittiğimde sene 2014'tü. Evet. 10 sene sonra internet kafeye gelmek benim Harbi. için de güzel bir... En son ne zaman ya? Ben en son internet kafeye gittiğimde bizimkilerle kit atmaya gittik. Kaç sene geçmiştir? Çok zaman geçmiştir. Duyguydu. O zaman arkadaşlar kapanışa geçebiliriz. Mert'in cevaplarını dinlediniz. Artık gerisi size kalmış. Yani olur da internet kafe açmak isterseniz bence Mert bu konu hakkında çok güzel cevaplarını verdi. Giderleri, kazancı vesaire vesaire diye. Tabii bu bulunduğunuz konuma göre de değişebilir. Yaşadığınız yere göre maliyetler. Bence bu arada artık yeni nesilde de böyle çok bir internet kafe kültürü falan kalmadı Johnny. Bu arada videoyu çok şey yapamadım, kusura bakmayın. Lazon içeride şerefsizlik yaptığı için ona odaklanmak zorunda kaldım. Yani yapacak bir şey yok. Yeni nesille artık bizim yaşadığımız şeyde mesela atıyorum yeni nesil şeyi bilmiyordur. Bence yani bilmiyorum size sorayım hatta yeni nesiller olan da vardır burada çok da. Mesela kit atma. Kit atma deyince böyle bence bakak kalıp böyle durup ne demek lan o falan diyecek çok kişi vardır ya. Aleykümselam.